Biliyorsunuz geçen haftanın birinci olan gelini hafta boyunca sizleri izliyor ve 1 ila 3 arasında artı 1 puan veriyor. Şimdi geçen haftanın birincisi Ayşegül gelini final anına davet ediyorum. Hoş geldin Ayşegül. Final anına alkışlarla geldin bu arada. Evet, çok güzelmiş. Hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, siz nasılsınız? Nasıl bir duygu birinci olmak? Çok güzel kızlar. Ayşegül'cüm, valla gelinlerimiz kadar heyecanlı görünüyorsun. Heyecanlıyım, bayağı heyecanlıyım bir ses. Heyecanla artı puanını bekliyoruz Ayşegül. Puanım 2. Ayşegül gelinin artı 2 puanını kim ben alırım der? Ben alacağımı düşünüyorum dış ses. Ben aynı şeyi söyleyemeyeceğim dış ses. Çünkü ben ilk gün azizliğine uğradığımı düşünüyorum. Bakalım Ayşegül gelin artı 2 puanını kime verecek? Benim için ev dekorasyonu çok önemli. Sadece eve göre puan verdim gelinler. Ben genelde farklı şeyleri severim. Böyle ev dergilerini falan çok takip ederim. Ev fikirleri olan siteleri çok takip ederim. O yüzden farklılık benim için çok önemli. Bu yüzden karar vermek çok zor olmadı. Artı 2 puanı Defne'ye veriyorum. Ya. Tahminimde yanılmamışım. O zaman farkımız tarzımız diyoruz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şöyle vereyim. Ayşegül'cüm çok teşekkür ediyoruz ve seni yine alkışlarla uğurluyoruz. Teşekkür ederiz. Evet gelinler, sıra geliyor puan sandıklarınızı almaya. Eda Nur'cum, gelin evinde hafta senin için nasıl geçti? Sırf eleştirmek için eleştirdiği çok şeyler olduklarını düşünüyorum. Özellikle de renk uyumuna çok takmışlardı ama aynı renkleri birçoğunun evinde gördüm. Benim için önemli olan renge takılmayıp hani eve ne kattığıma bakmalılardı. İnşallah hak eden kazanır diyorum. Birinci Nur Hanım'ı düşünüyorum. Sonuncu da kendimi düşünüyorum. Benim için hafta ilk başlarda çok keyifliydi, çok eğlenceliydi gerçekten. Çok güzel günler geçirdim. Sonlara doğru biraz gergin anlar yaşadığım da oldu ama sonunda güzel bir haftanın sonuna geldim. Son günlerde bazı şeyleri çok farklı düşündüklerini ben hissediyorum. Gayet anlayabiliyorum akıllarından geçenleri, kendi aralarında düşündüklerini de. Ama kesinlikle yanıldıklarını zaten görecekler, gördüklerini de düşünüyorum. Bugün Nur Hanım'ın evinde çok keyifli dakikalar geçirdik. Nur Hanım'ın birinci olabileceğini düşünüyordum. Şu an Defne Hanım'ın da birinci olabileceğini düşünüyorum. Benim için de hafta oldukça güzel ve keyifli geçti. Yeni arkadaşlar edinmiş oldum tabii ki. Sürekli de görüşmek isterim zaten kendileriyle. Ben de Nur Hanım birinci olabilir diye düşünüyorum ve istiyorum da olmasını. Sonuncu Eda Hanım olabilir diye düşünüyorum. Ben de olabilirim. Bilemiyorum yani. Benim için hafta çok eğlenceliydi. Çok farklı insanlar tanıdım. Çok farklı tarz evler gördüm. Çok eğlendim. Çok farklı oldu benim için. Ben çok mutluyum. İlk başta arkadaşlarla çok güzel anlaştığımızı düşünüyorum. Tabii ki her şey kamera arkasında çok farklı oluyormuş. Kamera önüne geçince değişiyormuş. Onu anladım. Günü geçen bir rahatladı. Bir kendini göstermeye başladı. İlk başta daha farklı olan insanlar günü geçtikten sonra kendi yüzlerini gösterdi diyelim. Bu beni çok rahatsız etti. Ama hiç sorun değil. Ben kendime güveniyorum, evime güveniyorum. Evimi çok seviyorum. Yani ben birinci ya da sonuncu da olsam hiç problem değil. O benim tarzımdı. Yani mobilyayı alıp evime koymadım. Farklı tarzımı kattım. Bu yüzden benim için kim birinci, kim sonuncu hiç önemli değil. Önemli olan yarışmakta diyor. Çok doluymuşsun Defne. Bunca sitem kime ya da kimlere peki? İsim vermek istemiyorum. O arkadaş kendini bildiğini düşünüyorum. O yüzden isim verip onu rencide etmek istemiyorum. Altınları kazanırsan nasıl değerlendireceksin? Yatırım amaçlı düşünüyorum. Ev almayı düşünüyoruz. Eşime destek olmak istiyorum. Çalışmadığım için. Yani eşime vereceğim. Birinci Nur Hanım olsun istiyorum. O yüzden tahminim Nur Hanım. Sonuncu birinci gün azizliğinden dolayı Eda Hanım olabilir. Nur gelin, gelinlerin hepsi seni birinci tahmin ediyor. Ne diyorsun? Ben de şaşırdım şu an bu duruma. Ama böyle düşünmelerine de mutlu oldum gerçekten. Benim için güzel bir haftaydı. Gerçi ben yarısında katıldım ama arkadaşları tanımak iyiydi gerçekten.
bundan sonraki hayatımda da olacak olmalarını istiyorum gerçekten. Anlatılanlara göre Eda Hanım'ın sonuncu olabileceğini düşünüyorum. Defne Hanım da artı 2 puan aldığı için birinci olabilir. Bakalım bu hafta altınlar kime gidecek? Puan sandıkları sırayla açılsın. Tam da tahmin ettiğim puan. Hayal kırıklığına uğramadım. Puanım 33. Evimi çok fazla eleştirmişlerdi. Açıkçası bu kadar yüksek ben de beklemiyordum. Ama evim gerçekten, evimde çok emek vardı. Çok özenle dekore edilmişti. Çok özenli bir çeyiz hazırlanmıştı. Değerli misafirlerim için çok çok güzel ikramlıklar hazırlamıştım. Gerçekten çok emek vermiştim. Puanı hak ettiğimi düşünüyorum. Puanım 26. Şaşırdım açıkçası. Yani evet çok yüksek beklemiyordum yapılan eleştirilere göre. Ama bu puanı da hak ettiğimi düşünmüyorum. Yani 26 benim için düşük bir puan. Çünkü ben de Sunu Hanım'dan daha çok emek verdiğimi düşünüyorum. Sadece mobilyayı alıp koymadım ya da perdelerimi de hazır alıp getirmedim. Çeyizimin de az olduğunu düşünmüyorum. Masam da aynı şekilde. Puanımı az buldum yani. Beklemiyordum açıkçası. Ama şöyle söyleyeyim, tarzdan anlayan insanlarla yarışmak güzel olurdu. O yüzden çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Bu puanı hak etmedim. Sonuçta dediğim gibi mobilyayı mağazadan alıp getirmedim. Her şey kendi fikrimdi. Her şeyi kendim tasarladım. Daha yüksek puan beklerdim. Olsun, yarışmak güzeldi. Ben yine olsa yine bu yarışmada yarışmak isterdim. Defne'cim, gözlerin doldu, iyi misin? Değilim. 27 puan seni hayal kırıklığına uğrattı galiba. Evet, biraz öyle oldu. Ama artı 2 puanı sen aldın. Olsun, o yüzden sevindim zaten. Sıra geliyor Nurgelin'in puan sandığını açmasına. Gelin evi altınları bakalım kiminle buluşacak. Valla çok sevindim. Ay çok teşekkür ederim kızlar. Gerçekten evet. Çok mutlu ettiniz beni. Evet, işte çok buna çok sevindim. Çok teşekkür ederim. Beklemediğim bir puandı. Evet, hak ettiğim bir puandı diyelim bence. Çok teşekkür ederim. Bence fazlasını da hak ediyordu. Evet. Yine iyi almış. Suna ve Nurgel'in birinciliği paylaştınız. İkinizi de tebrik ediyorum. Nurcuğum, neler hissediyorsun? Çok heyecanlıyım. Diyecek bir şey bulamıyorum şu anda. Ya sen Sunacığım? Teşekkür ederim Dışsız. Aslında çok mutlu olunacak bir durum. Gerçekten mutlu olmak isterdim ama arkadaşların bana karşı olan tepkilerinden dolayı açıkçası hiç de mutlu olamadım. Yani birinci olmak yani çok daha fazla şeyler gerektiriyordu diye düşünüyorum. Yani çok daha güzel arkadaşlıklar edineceğimi de düşünmüştüm başlangıçta. Şu an sadece birinciyim. Gelin evinde takı merasimi başlasın. Sonuncu olan gelin takıları takdim eder, ikinci olan gelin tepsiyi tutar. Elif'cim, tepsiyi tutar mısın? Tabii ki. Suna gelin birinci olmasına rağmen kırgınlığını dile getirdi. Bu konuyla ilgili konuşmak isteyen var mı? Özellikle ben konuşmak istiyorum. Keşke bizlerin kendisine verdiği puanı o da bizlere verseydi. Yani sırf kazanmak için hepimize az puan verdiği belli yani her halinden. Her puanımı verirken gerekli açıklamaları zaten ben de yaptım, herkes de yaptı. İzlediklerini de görecekler diyorum. Nur gelin bir an önce altınlarına kavuşmak istiyor gelinler. Takım merasimi başlasın artık. Biz çok mutluyuz. Evet. Siz de evet. Çıkın lütfen. Elimde enerji
enerjik başladık, enerjik bitirelim evet, bugünü. Evet, öyle oldu. Üçüncü gün geldiniz ama bomba evet. gibi geldiniz. Ben şu an çok kattı. Mutluyum. Az önce çok üzülmüştüm ama şu an çok mutluyum. Eda Nurcuğum, beşi bir yerde kime takdim edeceksin? Nur Hanım'a takmak isterim. Defneciğim, sen de Suna'nın bileziklerini takdim et lütfen. Neler hissediyorsun Nur? Çok mutluyum. Hiç beklemiyordum böyle bir şey. Çok yakıştı arkadaşıma liste. Çok teşekkür ederim. Nurcuğum, sen de Eda Nur'a takdim et lütfen. Defneciğim, Elif gelinin teselli altınını takdim etmek ister misin? Oo, altınlar şıkır 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 diyor, pırıl pırıl parlıyor. Sunacığım, yüzün gülsün ama. Ailemle birinciliğimi paylaştığımda inşallah gülecek dış ses. Teşekkürler gelin evim.